Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz efendim? İsmim Bekir Özçelik. Bu çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Sıcak demir çekme, özel profil haddeciliği. İkincisi turizm sektöründe, Kuşadası'nda otelcilik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Üçüncü olarak da mermer sektöründe. Yani mermer ocaklarımız var. Aydın'da da 20 bin metrekare alan üzerinde de her şey yapabilirliği çok yüksek olan bir mermer fabrikamız var. Uygulama olarak bu sektörde çalışıyoruz. Üçüncü en son 2012 yılında bu akaryakıt sektörüne girmeyi planladık. O benim ayrıca bu benim hobim olarak yapılmış. Hı hı. Ve işlerden biraz uzakta kafamı şöyle dinleyebileceğim bir iş olarak düşündüğüm. Bu yanda da toplumda bu sektör nasıl faydalı olurum? Bu sektör nasıl bir şekilde bu işlere yardımcı olabiliyor? Çünkü bugün bir akaryakıt dediğiniz zaman bir araçtır. Araçta bütün herkes para kazanır. Yani lastikçisi para kazanır, akaryakıtçısı para kazanır, yük vereni para kazanır, alanı kazanır. Bu yükü sırtında çeken, o nakliyeyi yapan veyahut da bölgemiz tarımsal bir bölge, o ürünü üretenlerin sırtından çok insanlar para kazanır. Bu yöreye geldiğimde baktım ki buradaki çiftçilik ve tarım sektöründe çalışan halkımız bu bakımdan bir tarım krediden, efendim söyleyeyim başka firmalardan ürün vadeli veyahut da ilk yatırım maliyeti olan akaryakıt, tohum ve gübre gibi desteklere ihtiyaçları var. Biz buraya geldiğimizde sadece kanepe altı akaryakıtın yanı sıra buradaki yöredeki çalışan çiftçilerin nasıl yardımcı olabileceğini diye düşündük. Ondan sonra burada tarış kooperatifleriyle bir görüşmelere girdik. Görüşmeler neticesinde bu tarış kooperatifleri kendilerine ürün vadeli olarak düşündüğümüz ama bir vade koymamız gerekiyordu. 6 ay 0 faizli akaryakıt tedariğinde bulunduk. Bize bu konuda tamamen garantör olarak tarış kooperatifleri hem bizi hem üreticisini desteklemiş oldu. Evet. Peki efendim, ben biraz daha detaylı olarak bu konuyu açmanızı sizlerden rica edeceğim ve Özçelik Petrol olarak bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmaları sizlerden kısaca aktarmanızı rica edeceğiz Bekir Bey. Şimdi bizim istasyonumuzun bulunduğu yer Koçarlı Arnavut Yeniköy olarak bu yatırım yerinin yer seçimini bulunduk. Bulunduğumuz yer tamamen tarımsal bir bölge. Tamamen tarıma hizmet ediyoruz. Biz şundan çok mutluyuz. Devletimizin çiftçimizi verdiği destekleri biz de bir omuz vererek üreticimizi bu konuda her türlü kanıyla canıyla ürünü üretip bizleri sunan çiftlerimize yardımcı olmak hem de işimizde bir marka olma hedefledik. Burada tamamıyla bugün Koçarlı Tarış, Germencik Tarış, İncirlova Tarış, Moralı Tarış, Aydın Tarış ve ta Çanakkale Kumkale Tarış ile sözleşmeler yaptık yıllık. Burada bütün köylüye ayağında hizmet, yani direkt istasyondan gelip alma değil, kendi depolarına veyahut da traktörlerine, pamuk toplama makinelerine direkt anında hizmet vererek bu akaryakıt konusundaki hem finansal yükü hem tedarik yükünü burada almış oluyoruz. Evet, elinize emeğinize sağlık diyoruz. Peki efendim, üyeniz dahilinde bu çalışmalarınızı kaç kişilik uzman bir kadroyla gerçekleştirmektesiniz?
istasyonumuzda 8 kişi faaliyet göstermekte. 8 kişi rakamı biraz çok görünebilir. Neden? Burada müşterinin ayağına hizmet verdiğimiz için genelde bunlar tanker şoförü. Bu hafif ticari araç tabir ettiğimiz tankerlerle müşterinin ayağına hizmet verdiği için en az şu anda bizim 4 tane tankerimiz bu mazot dağıtımıyla uğraşıyor. Geri kalan da mahalli yani istasyon bünyesinde pompa hizmeti veriyor. Bir tane de idari olarak müdürümüz var. Evet. Onlar işleri yürütüyorlar. Yani toplamda 8 kişiyle bu çalışmalarınızı evet, evet. bünyeniz dahilinde gerçekleştirmektesiniz. Evet. Peki efendim ben hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum. Özçelik Petrol olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Kısacası bizler sektörünüzü ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Bekir Bey? Şimdi bir defa bu sektörde maliyetlerin çok az çok düşürülüp müşteriye daha az maliyetli bir akaryakıt tedarik edebilmek için. Çünkü akaryakıt biliyorsunuz bir ülkede yani bütün ülkemizde ana girdilerden bir tanesi. Enerji yani ana girdiler bir tanesi. Bu ana girdilerde bugün Avrupa Birliği ülkelerini dikkat aldığımızda oradaki istasyonlar insansız istasyon. Bu istasyonlar 24 saat hizmet veriyor. Ancak bu istasyonlarda müşteri geliyor parasını veyahut da kredi kartını parasıysa parasını para makinesine veriyor. Kredi kartı ise kredi kartını okutuyor. Kendisi akaryakıtın aracı dolduruyor ve devam ediyor. En büyük maliyette bu istasyonlarda personel maliyettir. Halbuki buradaki sıkıntılarımız bugün akaryakıtın rafineri çıkış fiyatıyla pompa satış fiyatı arasında bayağı bir fark olduğu gözlenebilir. Ama bu farkı siz bizim gibi istasyon yapan meslektaşlarımızla birlikte bütün aradaki farkı müşteri lehine yansıtmak, müşterinin maliyetlerini düşürmek üzere kullanıyoruz. Sizler de arz edersiniz ki her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız ve zorluklarınız muhakkak oluyordur. Varsa nelerdir bunlar efendim? Şimdi burada akaryakıtın rafineri çıkış fiyatıyla pompa satış fiyatı yani tüketicinin aldığı fiyat arasındaki fark 60 kuruş civarlarındadır mesela bugün için. Bu bu fark gerçekten çok büyük bir fark olarak gözlenmekle birlikte ama bunları biz tüketici lehine dönüştürdüğümüzde bugün Türkiye'de bir finansal maliyet var. Bu finansal maliyeti 6 ay 0 faizli ürün satıyoruz. 6 ay 0 faizli ürün sattığımız zaman bunun en az banka, bugünkü kredi faizleri hesapladığınızda bize net olarak yani böyle 5 kuruş dahi kalmıyor. Kalmıyor. O zaman bu sıkıntı çözümü nedir? Yani bu sıkıntı sunmakla evet. çözüm de sunmak gerekir. Evet. Bu istasyonlar, yani istasyonların aynı Avrupa Birliği'ndeki çalışan istasyonlar gibi sıfır maliyetli yani personel maliyeti sıfır maliyetli personel maliyetli bir istasyon olarak düşündüğünüzde biz daha çok tüketici yanında olma durumunda oluruz. Mesela zaman zaman EPDK tavan fiyat uygulamasını geçiyor. Tavan fiyat uygulamasında baz aldığı rafinerden çıkış fiyatı yani dağıtıcı firma hı hı. artı bayi karlılığını bir önceki dönemde 37 kuruş olarak belirledi. 37 kuruş olarak belirlediğinizde aynı bu anlamda bir istasyonculuk yaptığınızda tamamen zarar yazıyor. Evet. Bunları da yani bunları da göz önüne aldığımızda yapılacak bir düzenlemenin ülkemize uygun ve uygulanabilir bir düzenlemeyle giderilebileceğini düşünüyorum. Evet efendim, bizler de size vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı günler sizlerle olsun diyor. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdiden iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir hizmet verdiğiniz için sesimizi Türkiye ve dünyayı duyurduğunuz için ben TGRT'yi ayrıca ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan iyi çalışmalar diliyoruz. Çok mersi.